Yusuf'a haber vermeyi unutma. Beklemesin kadın bugün. Tamam, arayacağım. Bu halde terapi falan olmaz zaten. Ben merkeze geçiyorum, haberleşiriz. Görüşürüz canım, hadi. Görüşürüz. Gel bakalım. Hadi görüşürüz. Acıktın mı? Hayır. Sen beni bekle. Tamam. Kaçırmaya çalıştı. Beyaz sedan araçla kaçtılar. 34 Edirne Polatlı 97-81. Sevgi. Geçti güzelim. Geçti canım. Güpegündüz ya. Adamdaki cesarete bak be. İyice zıvanadan çıktı ha bu herif. Hastaneye gidelim mi? Yok canım. Hastanelik bir durum yok. İyiyim ben. Aracın sahibini bulduk abi. Hilmi Şen adına kayıtlı. Ev adresini de çıkarıyoruz. Tamam. Aracın sahibini bulmuşlar. Hakan, gel gidip bakalım kimmiş. Tamam abi. Görüşürüz sonra, tamam mı? Tamam. Alo. Tamam tamam, geliyoruz hemen. Sağ olun. Doktor aradı. Feriha kendine gelmiş. Gidip alalım ifadesini. Tamam abi. Bay bay. Sen de yat dinlen. Bir şeye ihtiyacın olursa bizi ara, tamam mı? Tamam tamam. Abartmayın. Bir şey yok. Bir tanecik Selin'imiz var kızım. Abartırız tabii. Sağ ol abi. Hadi. Acıdı mı? Yok. Hiç acımadı. İyiyim. Güzel surat. Yiyecek bir şeyler hazırlayalım mı? Hadi gel. Al bakalım. Beğenecek misin? Neymiş o? Teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Bu da benim hediyem. Ay ay ay. Ta-da! Aferin sana. Takalım bakalım. Ay. Evet. Beğendin mi? Hadi bakalım. Bir yiyor orada. Olacak mı? Kapıda 24 saat ekip olacak. Haberin olsun ha. Sağ ol baba. Feriha'nın ifadesi cinayetleri Gürcan'ın işlediğini düşündürüyor. Arkasında şahit bırakmamak için de Sevgi'yi kaçırmaya çalıştı. Şu güzel kız da bir toparlansa. Bu kaçırma olayı hiç iyi olmadı baba. Travmasını atlatsın diye bekliyoruz. Sürekli bir şeyler geliyor kızın başına. Sen abla bak giydim. Ay ne güzel olmuşlar. Demet'in halini hiç beğenmedim Rıza. Veysel İstanbul'a sırf senin için gelmiş. Kafayı sana takmış. Aman dikkat et. Tamam, tamam, tamam. Siz Veysel'in karısıyla nereden tanışıyorsunuz anne? Demet'in ablası yakın arkadaşımdı. Duyunca Veysel'in İstanbul'a geldiğini korkmuş. Adamın tekrar kendisine musallat olmasından korkuyor. Tamam Ayla, tamamsın. Sen düşünme bunları, tamam mı? Kötü bir zamandan geçiyoruz ama bunu da atlatacağız, merak etme. Can sıkıcı bir durum yok. Üstümü değiştireyim de sofraya oturalım artık ha. Hadi gel. Bak nasıl yapıyorum, seyret. Bak, içimde büyük sıkıntı var. Gözüm babamın üstünde olsun. Neymiş bu Veysel ya? Eski karısı bile geldi, bizi uyardı. Tamam canım, merak etme sen, bir şey yok. Ben Zeyn'i uyandırayım. Çok uyudu bugün. Gece uyumayacak. Lan anne, bırak! Gülcan! Gülcan, geç buradan! Lan! Lan! Bırakmazsam ne olur? Gülcan, yapma! Lan. Bırakmazsam ne olur? Bırak! Lan yine mi bıçaklar kaçtı? Bırak annemi, bırak abimi, yapma. Sevgi.
Canım, hadi uyan bakalım. Rüya gördüm. Ben buradayım. Korkacak bir şey yok, geçti. Hadi, hadi gel bakalım. Gel bakalım, hadi bakalım. Geçti artık, tamam. Bize yemek mi gönderdi? Ya aslında Aylin'e gönderdi ama. Aylin'e mi? Oğlum burada 10 kişilik yemek var lan neredeyse. Oğlum şu Aylin bunları bir haftada anca yer. Ya Nesrin anne çok zayıf olduğumu düşünüyor. Gelinlik güzel olsun diye 5 kilo almam lazım. Şşş. İyi işte ne güzel. Yemek buldun mu ye, dayak buldun mu kaç. Aynen haklısın abi. Aylin dur, nereye götürüyorsun? Oma ha? Aa börek gitti valla. Zayıf mı çocuklar? Müdür, odasında müdür. Hayrola, ne bu surat? Bozuk muyuz? Sezgin sağlık durumundan tahliye edilmiş. Nasıl yazı ya? Bu kadar kısa sürede nasıl becerdiler bunu? Ben de anlamadım hiç. Cezasını evinde adli kontrolle geçirecek. Kim koruyor bu şerefsizi baba? Yine olmadı galiba ha? Maalesef travmayı atlatamamış. Hala büyük korku yaşıyor. Biz en iyisi ufaklıktan ifade almayı unutalım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkürler. Olayın tek görgü şahidi içerideki kız. Onu da konuşturamıyoruz. Gürcan'ı nasıl suçlayacağız peki? İşimiz fiziki delillere kalıyor. Adli tıptan haber var mı? Bulduğumuz kanlı gömlekler için test sonuçlarını bekliyoruz. Cesetlerle eşleşme olursa Gürcan'ın işi biter. Rıza baba, Sevgi ne olacak? Yetimhanede yeni bir hayata başlayacak. Öyle olsun istemezdik ama... Başka ne yapabiliriz ki ha? Oradan da koruyucu aileye verilebilir ama daha vakit var. Sen abla? Aa, sen nereye geldin buraya? Ben seninle yaşamak istiyorum. Sevgicim, ama yurtta da sen bir sürü arkadaş edineceksin. Onlarla yaşamak da inan hiç kötü bir şey değil. Öyle değil mi? Ama ben seni istiyorum. Hem sen beni korursun o adamdan. Ne olur senin abla, lütfen. Nasıl, beğendin mi burayı? Senin evin daha güzeldi. Ama konuştuk bunları Sevgi'cim. Sen şimdi burayı kötü bir yer zannediyorsun ama değil. Bak, senin yaşında bir sürü çocuk var burada. Öğretmenlerin zaten üstüne titreyecek. Sonra bir bakmışsın, bir sürü arkadaş edinmişsin. Beni sevmezlerse? Aa, olur mu öyle şey? Herkes seni çok sevecek. Ya sen? Ben ne? Sen beni sevmeyecek misin artık? Olur mu hiç öyle şey? Onu çıkar aklımdan. Ben seni hep seveceğim. Bakar mısın gelini? Biz hiç unutmayacağız birbirimizi. Hep arkadaş kalacağız. Söz mü? Söz tabii. Hem de en iyi arkadaş sözü. İşte bu. Görüşürüz kedicik. Bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslan ben canım. Hoş geldiniz. Ben de Sevgim. Hoş geldin bir tane. Merhaba Selin Hanım. Gel. Şunu da vereyim ben size. Tamam. Tamam geçin. Aferin sana. Mesut ne yaptın sen? Hilmi yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Gürcan'ı zaten biliyorsunuz. Olay yerinde Rex. Ölmek için ne gerekiyorsa yapmıştı zaten. Kızcağız bir çatışma görmemişti, onu da gördü. Nerede şimdi? Selin ilgileniyor. Oo. Rıza baba. Acar muhabir de geldi. Bravo Zeliha. Yine yüreğimizi ağzımıza getirdi, sağ olsun. Olsun, olsun, olsun. Aferin kızım. Sen erkenden uyanmasaydın işe, plakayı bildirmeseydin bu iş zor çözülürdü. Belki de geç kalırdık yani. Aferin sana. Ne demek Rıza babam? Sevgi kurtuldu ya. Asıl sizin elinize sağlık. Ah, sağ ol. Ya bir daha gelirse orada? Yine kaçırırsa? Gelemez artık güzelim. Bir daha senin karşına çıkması imkansız. Söz mü? Söz tabii. Hem de en iyi arkadaş sözü. İşte böyle. Bir daha ne zaman görüşeceğiz? Sen ne zaman istersen. Ama yurda alışmaya bakmalısın. Artık evin orası çünkü. Aslında o kadar kötü bir yer değil senin abla. Bence de. Hazır mısın Sevgi? Hı hı. Montumuzu giyelim. Gel bakalım buraya. Uzat kolunu. Aferin sana. İşte bu. Saçları da alalım. Tamam. Hadi bakalım. Bunu senin için yaptım Selin abla.